Nanometre. Nano, Yunanca'da ne anlama geliyordu? Cüce. Bunu daha önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Nanometre, ortalama 23 atomun yan yana dizilmesiyle elde edilen bir uzunluk olan 10 üzeri eksi 9 ölçüsündedir. 1 milyar nanometre 1 metreye denk gelir. 1 nanometrenin metreye oranı, bilinen dünya ile oranıyla neredeyse aynıdır. Ve bu ölçeklerde artık kuantum dünyası etkin olmaya başlar. Kuantum dünyasının girişi nanometre ile başlar. Artık bu noktada maddelerin optik, elektriksel ve mekanik gibi fiziksel özellikleri bizim dünyamıza göre farklılaşmaya başlayacaktır. Ne kadar küçüklerle çalıştığımızı daha iyi anlamak için hidrojen atomunun çapı yaklaşık 0,1 nanometredir. En büyük atomun yarıçapı da 0,25 nanometre civarındadır. Hücre zarı 12 nanometredir. Virüslerin boyutları 50 ve 200 nanometreler arasında değişir. Bir DNA sarmalı yaklaşık 2 nanometre çapa sahiptir. İnsan saçı 100 bin nanometre civarındadır. Bir insan kırmızı kan hücresi 6 bin 8 bin nanometre arasındadır. Bir sayfa yaklaşık 100 bin nanometre kalınlığındadır. Uzun boylu basketbol oyuncusu olan Shaquille O'Neal 2 milyar 160 milyon nanometre boyundadır. Pişmekte olan bir yemeğin kokusu salınan moleküller aracılığıyla burnumuza kadar gelir. Neredeyse 1 nanometre boyundadırlar ya da biraz daha küçük. O kadar küçükler ki yerçekim onların üzerinde etkili bile değil. Büyüteç, mikroskop gibi aletler olmadan insan gözü yalnızca 20 mikrometre kalınlığındaki nesneleri görebilir. Unutmayın ki insan kılları 18 mikrometre ile 180 mikrometre kalınlığında. İşte nanometre boyutlu cisimler ise bunlardan 1000 kat daha küçüktür. Daha önce transistör videomuzda anlatmaya çalışmıştık. Transistör. Bilgisayarımızın işlemcilerinde ne kadar fazla transistör varsa o kadar daha fazla verim alırız. Ne kadar ekmek, o kadar köfte yani. İşte bu yüzden transistörlerin boyutlarını ne kadar ufaltırsak o kadar fazla transistörü işlemcinin içine sıkıştırabiliriz. Şu anda işlemcilerde milyonu aşkın, hatta milyarı aşkın transistörler bulunmaktadır. Bir transistör şu an 100 nanometre boyutundadır ve 1000 tanesi bir saç telinin kolaylıkla içine sığdırılabilir. Nanometrenin altında da ölçü birimleri var. Bunlar pikometre, femtometre, aktometre. Sakal tıraşı olurken tıraş bıçağının yüzlerinden musluğa götürülene kadarki sürede sakalların uzadığı uzunluktur. Ve aynı zamanda bir insanın saniyede tırnak uzaması 1 nanometredir. Bu günde 86.400 nanometre büyüdükleri anlamına gelir. Bir kurşun kalem ve elinizi kullanarak 1 milimetre arayla hatlar çizebilirsiniz. Şimdi bu 1 milimetrelik aralığın içine 1 milyon paralel çizgi sığdırmaya çalıştığınızı düşünün. İşte bu 1 milyon çizgiden her biri 1 nanometredir. İşte kuantum dünyasına giriyoruz. Hoşça kalın.